Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü videomu böreğimin çıtırtısı ile açmak istedim. Sizlerin de gördüğü gibi çıtır çıtır, kat kat efsane bir börek tarifi hazırladım. Üstelik bu böreği hazırlarken hiç katı yağ kullanmadım. Sadece sıvı yağ ile nefis bir börek oldu. Sizlerin de çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Tarifin önemli püf noktalarını kaçırmamak için atlamadan izlemeniz Tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Böreğimin hamuru için ilk olarak bir tane yumurtayı yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine bir su bardağı ılık su ekliyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum bir çay bardağı yoğurt ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Kullandığım çay bardağı ölçüsü ise 125 mililitreliktir. 1 yemek kaşığı da üzüm sirkesi ekledim ve eklemiş olduğum bütün malzemeleri spatulamla güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. Onun üzerine bir paket kabartma tozu, bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum ve hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan olabildiğince yumuşacık kıvamda bir hamur hazırlayacağız. Ben bu tarifte toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Herkesin ununun markasına kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı az da olsa değişiklik gösterebilir. Lütfen sizler de ununuzu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Benim hamurum yoğunlaştıktan sonra spatulayı kenara aldım ve elimle yoğurmaya başladım. Hamuru kabaca toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alıyorum ve tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Sizlerin de hamurunuzu mutlaka çok iyi bir şekilde yoğurmanızı tavsiye ederim. Hamuru ne kadar iyi yoğurursanız yaptığınız hamur işinden o kadar güzel sonuçlar alırsınız. Ben hamurumu tezgahın üzerinde 3-4 dakika boyunca yoğurdum. Şimdi kıvamını sizlere yakından göstermek istiyorum. Ele yapışmayan ama yumuşacık da bir kıvamda. Hamuru yoğurduktan sonra hemen bezelerimi hazırlamaya başlıyorum. Bu tarifte toplamda 24 tane beze hazırlıyoruz. Daha sonra bezeleri üçer üçer birleştirip açacağız. Hemen şöyle hamurumu kestikten sonra avuç içimde yuvarlıyorum. Hızlı bir şekilde bezelerimi hazırladıktan sonra da bir merdane ile tatlı tabağı büyüklüğünde açmaya başlıyorum hazırladığım bezelerden bir tanesini aldım. Altına, üstüne biraz nişasta serpiştirdim ve bir merdane ile tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Ben tarifimde buğday nişastası kullanmayı tercih ettim. Dilerseniz sizler mısır nişastası ile de bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Açmış olduğum bezeyi kenara aldım. Diğer bezeleri de aynı büyüklükte açmaya devam ediyorum. Zaten hamurumuz yumuşacık bir kıvamda olduğu için kolaylıkla açılıyor. Ben kısa süre içerisinde bütün bezelerimi açarak şöyle tezgahımın üzerine aldım. Şimdi bezelerin arasına bolca nişasta serpiştirerek üçer üçer üst üste katlıyorum. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken püf nokta mutlaka bezelerin arasına nişasta serpiştirelim ki açarken hamur birbirine yapışmasın. Bezeleri üçer üçer üst üste katladıktan sonra şimdi ilk katlamış olduğum bezeden başlayarak bir oklava ile açıyorum. Yine açmaya başlamadan önce de yapışmaması için bezenin altına üstüne nişasta serpiştirdim. Bu aşamada kesinlikle un kullanmayın. Böreğinizi nişasta ile açarsanız nişasta sayesinde böreğiniz çıtır çıtır olacaktır. Bu arada kalan bezeleri de bir tepsinin içerisine alarak hamurun üzerinin kurumaması için temiz bir poşetle örterek kenara kaldırdım. Şimdi açmış olduğum yufkanın kenarlarına hafiften elimle bastırarak büyütmeye devam ediyorum. Bu aşamada yufkanızı açabildiğiniz kadar incecik bir şekilde açmanızı tavsiye ederim. Yufkayı ne kadar incecik açarsanız böreğiniz o kadar güzel olacaktır. Ben kısa süre içerisinde yufkayı kocaman bir şekilde açıp hazırladım. Şimdi açmış olduğum yufkanın her yerine gelecek şekilde bir fırça ile sıvı yağ sürüyorum. Bu böreği sadece sıvı yağ ile hazırlıyoruz. Kesinlikle katı yağ kullanmıyoruz. Yufkanın her yerine sıvı yağını sürdükten sonra kenarlarından içe doğru bu şekilde katlıyorum. Ve katladığım bölümlere de sıvı yağ sürüyorum. Daha sonra da yufkanın içerisine peyniri yerleştirerek rulo şeklinde sarıyorum. Ben böreğimi peynirli hazırlamayı tercih ettim. Sizler dilediğiniz iç harcı ile bu böreği hazırlayabilirsiniz. Yufkanın içerisine peyniri yerleştirdikten sonra rulo şeklinde sarıyorum. Daha sonra da yuvarlak bir şekilde dolayarak altına yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Diğer hamurları da aynı şekilde açmaya devam ediyorum. Hamuru üçer üçer açtığımız için yufkalar incecik oluyor. Çıtır çıtır kat kat yemelere doyum olmayan nefis bir börek tarifi. Sizlerin de bana güvenerek bu tarifi mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Eminim ki tarifimi denediğinizde çok çok beğeneceksiniz. Zaten hamurun ne kadar kolay açıldığını görüyorsunuz. Birazcık yufka açma tecrübeniz varsa bu tarifi evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Ben yufkamı ipek gibi incecik bir şekilde açtım. Şimdi açtığım yufkanın her yerine gelecek şekilde sıvı yağ sürüyorum. Daha sonra kenarlarından içe doğru katlayarak katladığım bölümlere de sıvı yağ sürüyorum ve ara katına peyniri yerleştirerek böreğimi hazır hazırlamaya devam ediyorum Sizlerde tarifimi Tam da buraya kadar izlediniz ve Beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen kanalıma da hala abone değilseniz hemen bu videodan sonra abone olarak bana destek olabilirsiniz bildirim zilini de açarsanız yeni paylaştığım tariflerden anında haberdar olursunuz Şöyle böreğimi hazırlayıp tepsinin içerisine aldım. Şimdi üzerinin sosunu hazırlıyorum. Sosum için bir tane yumurta sarısı, yarım çay bardağı süt ve yarım çay bardağı sıvı yağ kullandım. Bütün malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra böreğin her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Hatta sosumuz oldukça çok olduğu için fırça ile sürdükten sonra böreğin üzerine bolca döküyorum. Daha sonra da önceden ısıttığım alt üst ayardaki 180 derece fırına pişirmeye götürüyorum. Böreğin altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Şimdi fırından çıkardım. İlk sıcağı çıktıktan sonra sizlere dokusunda yakından göstereceğim. Bu aşamalarda çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü böreğimin çıtırtısını duymanızı istiyorum. Gerçekten çıtır çıtır ve muhteşem bir börek tarifi oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. böreğimizin ne kadar çıtır çıtır olduğunu, pul pul döküldüğünü görüyorsunuz. Birazdan bölerek iç dokusunda sizlere yakından göstereceğim. İçi de kat kat oldu, güzel bir şekilde pişti. Kesinlikle hamurlaşma olmadı. Gerçekten efsane bir börek oldu. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye denk sevgiyle kalın. Hoşça kalın.